Kişi de safra taşı vardı, ameliyat oldu, safrası alındı. Sonrasında ne oluyor bu? Bir yerde safra bir şeyleri süzüyor. Yani Vücudumuzda bu belli bir artık görevi yerine getiriyor ama alındıktan sonra ne oluyor? safra kesesi armut şeklinde bir organ. Evet. Armut şeklinde. Burada safra birikir, karaciğerin salgılamış olduğu salgılar. Hı. Kişi yemek yediği zaman harekete geçer. Ne kadar salgılanması, bırakılması gerekiyorsa o kadar 12 parmak bağırsağına bırakır. Bu da pankreasına gelen salgılarla karışarak yağları yağsına, proteini aminasına dönüştürür. Fakat safra kesesi alınmışsa ne olur? Orada bir kese olmadığı için sürekli bir akıntı söz konusu. İşte o akıntı Bu nereye gidiyor nedenle hocam? nereye gidiyor? 12 parmak bağırsağına gidiyor. Peki sonraki zamanlarda bir zararı oluyor mu vücuda? Hayır, bir zarar olmaz da kişi dikkat beslenmesine dikkat etmesi gerekir. Beslenmede bir sıkıntı yaşanıyor. Sıkıntı O yaşar. kesin Bu asitli nedenle yiyecekler, evet. yumurta vesaire bunlar ciddi sıkıntı Sıkıntı yaratabiliyor. yaratıyor. Yani bu nedenle bazıları diyor ki hemen ameliyat edelim, safra keseni alalım. Basit bir organ değil ki. Yani basit bir organsa Allah niye yarasın böyle Ben 2,5 lüzumsuz bir yıl şey olsun. direnmiştim, hastaneden kaçmıştım ameliyat olmamak için ama sonunda olmak zorunda kaldım. O zaman sizi tanımıyordum çünkü. Ya keşke ki tanısaydınız. Keşke tanışsaydık. Bir kavanoz İngiliz tuzu problemi çözerdi. Şimdi %1 nadiren %99 safra kesesini taş ve çamuru eritiyor İngiliz tuzu. Evet. %1 başarılı olmadığı noktada olabiliyor. Bu gibi durumlarda Ankara Ayaş işmeceleri var. Hı. Bu magnezyum sulfat heptadiyenin haricinde başka mineraller de içeriyor. Yani Ankara Ayaş'taki. Hı. Oraya gitsinler. Ama gitmeye gerek yok. Önce bir denesin. %99 başarı bugüne kadar. %99 İki başarı hafta kullandığında. sağlanacak.